Ekonomi aslında çok kolayın 3. bölümünden hepinize selamlar. 2. bölümde ekonomi aslında çok kolayın 2. bölümünde enflasyondan bahsetmiştik. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Bugün size o videoda da söylediğim gibi daha detay tiplerine bakacağız enflasyonun. Slumflasyon, stagflasyon gibi tiplerine bakacağız. Manşet enflasyon, çekirdek enflasyon nedir bunları göreceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi ilk olarak manşet enflasyon ve çekirdek enflasyonla başlayalım. Türkiye'de bildiğiniz gibi her ayın 3'ünde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bir enflasyon verisi yayınlanıyor. Gazeteler, radyolar, basın yayın organları bu veriyi aslında manşetlerden verdiği için, enflasyon değeri olarak bunu gösterdiği için buna manşet enflasyon deniyor. Bunun dışında bir de çekirdek enflasyon var. Manşet enflasyon benim geçen videoda anlattığım hesabını nasıl yapacağımızı ele aldığımız TÜFE aslında TÜFE'deki değişime biz ne diyorduk enflasyon diyorduk. Yani bugün 100 lira ödediğim şeye bu ay 100 lira ödediğim şeye sepete enflasyon sepetine önümüzdeki ay ben 120 lira ödüyorsam yüzde 20 enflasyon var diyordum. Şimdi bu enflasyon değeri manşet enflasyon. Ama aslında Merkez Bankası'nın kendi politikalarının ne kadar doğru olup olmadığını anlamaya çalıştığı ekonomik göstergeleri yorumladığı enflasyon değeri çekirdek enflasyon. Şimdi bu ne demek? Şöyle düşünün. Çekirdek ne bir şeyin içindeki kısım değil mi? Yani dışındaki kabuğu attıktan sonra dıştan içeri doğru geliyoruz. Şimdi biz bir enflasyon sepetinden bahsettik ya. Bu enflasyon sepetinin içerisinde ilk videoda bahsettiğimiz 12 tane ana grup 400'den fazla ürün ve hizmet var demiştik. Şimdi şöyle düşünün. Bunun içerisindeki bazı ürün ve hizmetler bizim tek başımıza fiyatını etkileyebileceğimiz ürün ve hizmetler değil değeri daha çok bizim içeride kendi piyasamızda belirleyebileceğimiz Merkez Bankası'nın kararlarıyla, adımlarıyla belirlenebilecek olmayan ürünler. Enerji ürünleri olabilir, doğalgaz gibi, petrol gibi, çeşitli emtialar olabilir, altın gibi veya bazı ürünlerde Mevsimsellik etkisinden dolayı örneğin bazı gıda ürünleri fiyatlarında ciddi dalgalanmalar görülebilir. İşte hem bu bahsettiğim ilk ürün grubu yani fiyatını bizim içeride belirleyemeyeceğimiz ve küresel etkilerden dolayı fiyatı sürekli dalgalanabilecek ürünler hem de gıda ürünleri gibi mevsimsel etkiden dolayı fiyatı dalgalanabilecek ürünleri diyor ki TÜİK ve Merkez Bankası hesaptan bunu çıkarıyorlar. Bu ürünleri çıkarınca da 4 tane endeks ortaya çıkıyor. A endeksi, B endeksi, C endeksi ve tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi D endeksi. Bu endekslerden Merkez Bankası tarafından en dikkate alınanı aslında C endeksi. İşte bu endeks üzerinden de C endeksi üzerinden hesaplanan değişime de bu tüfe değeri üzerinden hesaplanan değişime de biz çekirdek enflasyon diyoruz. Yani Merkez Bankası kendi politikalarının ne derece doğru olup olmadığını anlamaya çalışırken bunu incelerken çekirdek enflasyonu baz alıyor. Çünkü öteki türlü fiyat değişimlerinden etkilenen, dalgalanmalardan etkilenen bir enflasyon söz konusu olur. Ve biz aslında tam olarak ölçmek istediğimiz şeyi ölçümleyememiş oluruz. Gelelim enflasyonun diğer özel tiplerine. Stagflasyon, slumflasyon, dezenflasyon ve deflasyon. Şimdi stagflasyon nedir? Eğer ekonomik ortam durgunsa, ekonomi büyümüyorsa, yerinde sayıyorsa ve hala enflasyon varsa biz buna stagflasyon diyoruz. Slumflasyonsa yine ortam enflasyonist bir ortam. Enflasyon var ama aslında ekonomi küçülüyor. Yani eksi, eksiye gidiyor ekonomi. Ekonomi küçülmesine rağmen ortam enflasyonistse buna slumflasyon diyoruz. 1929'daki büyük buhran, Great Depression, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri. İlk videoda da bahsetmiştik. İşte bu bir slumflasyon örneği. Bir diğer örnekte 2001 yılında Türkiye'de yaşanan ve herkesin hayatını çok önemli düzeyde etkileyen Ekonomik kriz. 2001 ekonomik krizi. 2001 yılında Türkiye'de %50'nin üzerinde enflasyon değerleri ve %6'nın üzerinde de küçülmeler görüldü. E bu durum bahsettiğimiz tanıma çok uyuyor görebileceğiniz üzere. Hem ekonomi küçülüyor hem de enflasyon var. O zaman slanflasyon etkisinde bir ekonomi var diyebiliriz. Bir diğer kavramımız dezenflasyon. Bu da şu demek ortamda aslında enflasyon var ama enflasyondaki hız düşüyor. Yani fiyatlar yine yükseliyor. Fiyat artışları var ama bu artış hızı düşüyor. Dolayısıyla enflasyonun hızı düşüyor. Böyle bir geçiş süreci gibi düşünülebilir. Ve son olarak da deflasyonu tanımlayalım. Deflasyon enflasyonun tam tersi. Fiyatlarda kalıcı olarak düşüşlerin meydana gelmesi. Şimdi deflasyon iyi bir şey gibi duruyor ama emin olun bu da kötü bir şey. Şöyle düşünün. Bugün ben örneğin kendime bir 4K televizyon alacağım. Ne kadar diyelim 7000 lira. Ve deflasyonist bir ekonomik ortamda yaşadığımızı düşünelim. Türkiye'de tabii böyle bir durum çok söz konusu değil ama işte 7000 lira olan televizyon geçen ay ne kadardı mesela? 8 bin liraydı. Ben diyorum ki, ya bu geçen ay 8 bin liraydı, bu ay 7 bin'e düştü. E ben biraz daha bekleyeyim. Sonra düşüyor bu. Ben diyorum ki, bu düşmeye devam ediyor. Biraz daha bekleyeyim. Ne oluyor? Fiyatlardaki düşüş etkisinin sürekli olacağını olan inancım, benim tüketim davranışımı sürekli ötelememe sebebiyet veriyor. Bir süre sonra üretim kapasiteleri de düşmeye başlıyor. Çünkü ürünler satılmadığı için, stoklar vesaire arttığı için artık üretim yapılmıyor, üretim azalıyor. E, üretim azalırsa ne olur? Yavaş yavaş insanlar işlerinden çıkarılır. İnsanlar işlerinden çıkarılırsa ne olur? E, bu insanların geliri olmaz. Bu insanların geliri olmazsa ne olur? Bu insanlar artık tüketim yapamaz. Yani sistem döndü döndü kısır bir döngüye ulaştı. O nedenle aslına bakarsanız deflasyon da iyi bir şey değil. Deflasyon ve enflasyon tanımlarını yaptıktan sonra aslında şunu net şekilde görebiliyoruz. Bu iki kavram bize şunu gösteriyor. Ekonomi tamamen bir denge sanatı. Her şeyi dengede tutabilmek önemli. Fiyatların değişimlerini kontrollü bir şekilde sağlayabilmek önemli. Sonuç olarak iki videoda şu ana kadar enflasyonla alakalı pek çok şey öğrendik. Umarım hiç bilmeyenlere faydası olmuştur. Bugünlük bu kadar. Gelecek videomda görüşürüz. Hoşçakalın.